Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Hasan Koyun, dünya üzerinde yaşanan kargaşa, kavga, savaş ve işgallerin batılı halk anlayışından kaynaklandığını dile getirdi. Çok değerli Kütahya ve hemşirelere ve basın mensupları. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Hasan Koyun, dünya üzerinde yaşanan kargaşa, kavga, savaş ve işgallerin batılı hak anlayışlarından kaynaklandığını dile getirdi. Bu anlayışa karşı 40 yıldan beri mücadele verdiklerini dile getiren Koyun, Türkiye ve dünyada barış ve huzurun tesis edilebilmesi için adil bir düzenin kurulması gerektiğinin altını çizdi. Refahyoğlu hükümeti döneminde yapılan icraatlardan örnekler veren Koyun şunları söyledi. Refahyoğlu hükümeti döneminde çalışanlar tarihin en büyük zamlarını almışlardı. İnsanların yüzü gülüyordu ama şimdi ülkede milli ve manevi değerler hızla tahrip olmakta. Bir kişi bardağını dolduramazken kimileri havuz dolusu götürüyor. Geçen senelere göre boşanma oranları neredeyse evlenme oranlarını aşmış durumda. Cezaevleri kapasitesinin iki katını suçlu barındırıyor. Uyuşturucu, alkol kullanım ve fuhuş almış başını gidiyor. Böyle bir toplumda huzur olur mu diyen Koyun sözlerini şöyle sürdürdü. AKP hükümeti 10 yıldır iş başında. Peki milli görüşün 11 ayda verdiğini, AKP hükümeti 10 yılda verebildi mi? Saadet Partisi Türkiye'nin sigortası, dünyanın rehberi ve pusulasıdır. Bizim dışımızdakilerin hepsi batıcı, hepsi faizcidir. Bizden başka Avrupa Birliği'ne hayır diyen kimse yok diyen Koyun, bu sorunların çözümü için adres belli. Adres Saadet Partisi'dir dedi.